Gelinin mutfakta da olay biter mi? Bitmez. Ben artık hiç şaşırmıyorum. Hatta böyle gazete okur gibi falan oluyorum. Bugün ne oldu acaba? Maalesef. Ay bana baktınız, korktum. Bugünün konusu Ceren'cim sensin. Dün program bitiminde bir ekip arkadaşlarım seninle ilgili ilginç bir duruma şahit olmuş. Aa. Bunu da söylemek lazım. Biliyorsunuz burada servislerle çekim bittikten sonra herkes evine dağılıyor. Burada evi olmayan otele gidiyor. Ceren, seni evine bırakan araçta ekip arkadaşlarımızdan biri de varmış. Aa. Yiğit var, hadi onu da söyleyeyim. Stüdyo şefimiz Yiğit de varmış. Bir de Yeşim. Arkadaşlarım diyor ki Ceren bir anda yolda arabayı durdurmuş. Aa. Ve eşini çağırmışsın. Aynen öyle. Aa. Neden? Dün yaşanan makyöz krizinden sonra izledik hep beraber. Yani ne oldu bilmiyorum sana. Bir de ulaşım krizi yaşamışsın. Ha? Evet maalesef. Öyle bir kriz. Seni memnun edemedik Ceren. Ya aslında hani öyle bir problem yine yok ortada, öyle söyleyeyim. Ama ilk önce benim bırakılmam. Sen konuşmadan lafını balla kesip, Yiğit tabii ki televizyoncu refleksiyle kamerasına sarılmış. Dün olan biteni çekmiş, kayıt altına almış. Aa, izleyelim. Üzerine aman konuşalım bence, buyurun. İyi misin sen ya? Aynen ya, ben iniyorum. Hata yapma, ne yapıyor ya, bu kız? Ceren tamam. Aa, kızım gel ya, gel. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Ya zaten yorgunum, argınım, uğraştık şeye bak ya. Vallahi hata yapma, bir şey söyle. Ben uğraşamayacağım. 5 dakika dayanamadım ya. 5 dakika geçti, sen ne oluyor ya? Hayır, ilk ben bırakacağım ya. Aman yolun ortasında. Beni alacak, ben gidiyorum. Ya şu an ya yolun ortasında herkes bize bakıyor. Ya ama gerçekten ya. Allah ya, benim de çoluğum taşı. Ay uğraşamayacağım ya. Varmış, resmen kocasınız varmış ya. Ceren. Kız kaynananı niye bırakıyorsun? Evet. Madem yaptın öyle bir şey. Aa. Neden gecenin yarısı arabadan indin? Neden? Kadın kalabalık. Neyi beğenmedin? Ya şöyle anlatayım, size baştan anlatayım. Şimdi biz bindik, eve doğru yaklaştık. Yeşim'le bizim evimizin arasında çok bir fark yok dakika olarak. Evet. Ben dedim ki benim kızım gelecek, benim gitmem, hani benim önce inmem gerekiyor. Ay sorun bu mu? Sen önce ineceksin, ben önce. Evet sorun bu. Ben önce inmem gerekiyor, kızım gelecek dedim. Ondan sonra Yeşim de işte dedi ki hani ne fark eder dedi, zaten 5 dakika. Ben de dedim ki hayır, benim illa bırakılmam gerekiyor dedim. Yani ben haksız olduğumu düşünmüyorum yine. Aa. Kayınvalidemi de şu şekilde bıraktım. Çünkü bu ara hiç eşimle de yalnız kalamıyoruz ve o an eşime ihtiyacım vardı. O yüzden onun da gelmesini istemedim. Zaten gönlünü alsaydın anneciğim, kusura bakma bak. Ya zaten eve geldi geldiler tekrar. Yani ulaştırma aracı zaten tekrar eve getirdi. Sakin sakin anlatıyor ya, ben hayret ediyorum şu anda. Gerçekten. Söyle aşkım. Ceren. Söyle. Tamam, senin kızın gelecek. Senin kızın maşallah, Allah ömrünü uzun etsin, 8 aynen yaşında. Ama bunun çocuğu daha kaç yaşında? Neden ya sen? Önce benim bırakılmam gerekiyordu Beyhan ya, teyze. Ya şeyi de geçtim, sen anlat bir de. Hayır bir de ben. Sen anlat. Yani bir gerçekten zaten yorgunuz, argınız. Hepimiz bir an önce eve gitmek istiyoruz. Ama bir matematik vardır. Onun mantığında benim evimin önünden geçeceğiz, beni bırakmayacağız. Yolu şöyle çevirip onun evine gidip tekrar aşağı yok benim artık evime. Adam da söylüyor, diyor ki ilk güzergahımız Yeşim Hanım'ın diyor. Zaten arası 5-10 dakika ya, çok da yok. 10 dakika sonra insen ne olacak? Zaten orada indikten sonra biz yarım saat vakit kaybettik. Tutturdu, ben de hatta sordum, dedim ki. Bir de ki, bırakamamışsınız ki kadın evet başına, hani o, tamam çağırdın kocanı, kal burada da yapamamışsınız. Evet bavullarla bir anda bir de seni indi beklemişler. Biz zannettik ki çocuğuna bir şey oldu. Önce benim çocuğum var deyince ben dedim çocuğuna bir şey mi oldu acaba? Hani bırakalım, eğer öyle bir durum varsa bırakalım. Yok dedi, ben önce ineceğim. Dedim aa, yani hadi onu da geçtim. Kayın var. Kadına arkasına dönüp bakmadı bile. Ceren yanlışlıkla iyi ki ünlü olmadın ha.
Aynen. Ay herkes ay, bize bakıyordu zaten. Hataycığım ya. Sen biraz şey kalıyorsun, böyle bir anlayamıyorsun durumları. Böyle bir evet. Şey yapamıyorsun. Evet. Ne bileyim, kaynana olarak hayır, arkada böyle kalıyorsun yani. Şok oldu kadın. Şaşırdım, şok oldum yani, ne olduğunu anlayamadım. Şok olduğunu görüyorum. Bir Yeşim'e koşuyorum, bir Ceren'e evet. Koşuyorum. Ortada ne olduğunu anlayamadım. Kala kaldım Ceren ortada. Ceren biraz fevri galiba. Oğluna koşsaymış. Oğlu da bırakıyor gidiyor yani. Annesini de orada görüyor. Kadın böyle kapıda. Karısı var. Böyle kaldı. Aa. Şok karısı oldum. Karısı var ne demek? Karısı var. Onu da doğuran anası var. Bir de gülüyor ya. Hayır bir şey diyeceğim. Sadece Ceren değil. Ben valla eniştelere çok kızıyorum yani. Annelerine böyle yapanlara. Ay, insan demez mi? Anneciğim aa olur mu annemi bırakmam. Demesini ben bekliyorum yani. Ben bile yolda bırakmam. Basıp gidiyor bun. Direkt paparaziden kaçan ünlüler gibi kaçıyorsunuz yani. Kadını bir de onunla buraya geldin yarışıyorsun hala. Bir de servis yani tamam sen gittin. Servis neden bir daha kayınvalideni aynı yere götürüyor? Koyup götürsene adam da gitsin evinde dinlense. İstemiyorum o an eşimle yalnız kalmak istedim. O da ayrı konu. Aa, evet bir de servis aracını bir daha dolandırıp da eve bıraktırıyor. Adam şok oldu zaten istemedim ya. Adamın yani. Da çoluğu çocuğu var. Ya. O eşimle yalnız kalmak istedin. Hani. Adam şok aynen. Olur yani. Herkesin bir işte huyu var yani. Abi, herkesin huyu türlü ya. Türlü huyu var. Hataycığım birazcık mağdur oluyor gibi geldi bana. Evet, az sesini çıkar sen de kaynana ol.